Açın kapıları. Açın dedim size. Açın kapıları. Murat! Çık dışarı! İbrahim nerede? Nerede? Canına mı kıydın yoksa? Demek kendi ayağınla geldin buraya kadar, öyle mi? Ne maksatla? Bana meydan mı okursun sen? Şimdi kim alacak seni benim elimden? Bunlar mı? İtaat edeceği yerde ihanet eden hainler. Öyle mi? Asıl sen ihanet ettin. Soyun kesilmesine sebep oldun sen. İhanet eden sensin. Sen haddini, hududunu aşmasaydın bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Aramızdaki savaşı sen başlattın, ben bitirdim. Artık parmağında oynatacağın bir şehzaden olmayacak. İbrahim'i ver bana. İbrahim'i istiyorum. Ölü yahut diri, bana İbrahim'i ver. Geç kaldın Vahide. Kardeşim İbrahim idam edildi. Amcam Sultan Mustafa da idam edildi. Benim vaziyetim de aşikar. Ne kadar ömrüm kaldı ancak Rabbim bilir. Bitti valide. Yolun sonuna geldik. Benden sonrası tufan. Hanedan Ali Osman benimle birlikte mazi olacak. Ne yaptın sen? Sultanım. Ağır. Thank you.
Hasan. Allah'ıma çok şükür. Uyandınız. Validem. Validem, afiyette misiniz? Ben Ahmet'ime son nefesinde söz vermiştim. Hanedana, devleti, evlatlarımı koruyacağım demiştim. Koruyamadım. Koruyamadım, sözümü tutamadım. Hepsi, her şey avucumun içinden akıp gitti. Üzülmeyin validem. Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız. Oğlum. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Şimşirlikten tam vaktinde çıktık validem. Fakat Hüseyin Paşa gizli geçiti buldu. Bizi takip etti, yakaladı. Lakin ben yalvardım onu. Gururumu ayaklar altına aldım. Yapma dedim. Paşamız Allah'tan vicdanlıymış. Dokunmamış şehzademize. Bana dünyaları bağışladın Atike. Çok şükür yaşıyorsun. Kaçtıra Azrail'in elinden alıyorlar beni. Bir dahaki sefer ne olacak? Bu kadar talihli olabilecek miyim? Yoksa son mu bu? Hiç konuşma böyle. Yoruldum artık valide. Kaçmaktan, saklanmaktan yoruldum. Takatim kalmadı. Sabredeceksin oğlum. Ne demişler? Cennete giden yol cehennemden geçer. Biz de cehennemi yaşıyoruz şimdi. Kor olduk, yandık. Fakat elbet geçecek. Yüreğimiz soğuyacak. Bu dünyadaki cennetimize kavuşacağız. İnşallah validem. Kemankeş Paşa ve Halil Paşa'ya ne oldu? Sultanım, beni emretmişsiniz. Gel Hüseyin Paşa. Dile benden ne dilersen. Sana bir can borcum var. Hatta daha fazlası. Bir devletin kaderini değiştirdin sen. Haşa sultan. Ben sizden affımı dilerim sadece. Zira gaflet uykusundaydım. Atike sultanımız açtı gözlerimi. Şimdi daha iyi anlıyorum. Şayet hünkârımızın emrini yerine getirseydim, devlet çadırı yıkılır, hepimiz altında kalırdık. Ben senden razıyım. Rabbim de razı olsun.
Şehzadem İbrahim tahta çıkacak ve sen de yakınımızdaki yerini alacaksın. Rabbim hanedanımıza Devlet-i Aliye'ye zeval vermesin. Şahsı ikbalim zerre umurumda değil sultan. Kemankeş Paşa ve Halil Paşa'nın idam fermanı verildi diyorlar. Maalesef. Onlar için kurtuluş yok. Bütün bunların bir bedeli olacaktı elbet. Onlar bu yolda can vermekten gocunmazlar. Fakat ben yaşamalarını istiyorum. Onları kurtaracağız. Asker bize yardım edecek. Yeniçeriler. Sen de bilirsin ki ocağın kahir ekseriyeti ölümüne sadıktır bana. Vakit kaybetmeden oraya git. Ocak ihtiyarlarıyla görüş, vaziyeti anlat. İdamı ancak onlar durdurabilir. Yeniçeri kullarınıza emirlerinizi ilettim. İnşallah gelip vaziyete el koyacaklar. İnşallah. Buraya kadarmış paşam. Helal olsun. Sen de helal et paşam. Benden yana da helal olsun. Paşa neden gelmedi hala Yeniçeriler? Anlamadım sultanım. Çoktan burada olmaları gerekirdi. Allah'ım. Sultanım, yapmayın ne olur. Yalvarıyorum. Durun. Durdur idamı. İzin vermiyorum. Sultanım başlayayım fakat buna salahiyetiniz yok. Sana hesap mı vereceğim? Çek bostancıları. Sultanım.
Müsaade buyurun. Ağa aldığı emri yerine getirsin. Uğrunuzda ölmek benim için şereftir. Hayır. Buna zinhar rızam yok. Merakımı mazur görün. Yüce padişahımızın fermanına rağmen buna nasıl mani olacaksınız? İşte böyle mani olacağım Acem yılanı. Gel. Hünkârım. Yusuf. Hünkârım. Söyle. Halil Paşa emriniz üzere idam edildi. Sıra Kemenkeş Mustafa'ya gelmişti ki Kösem Sultan çıka geldi. Meğer arzu odasından seyrediyormuş. İdama mani oldu. Ne demek idama mani oldu Yusuf? Sen ne güne orada duruyorsun? Bostancı orada ne güne duruyor? Yeniçeri ocağından sökün edip geldi. Kapıya dayandılar. Ve en fenası ihanete uğradık. Hüseyin Paşa. Onların tarafındaymış meğer. Kapıyı o açtı. Aşikar ki Hüseyin Paşa en başından beri yalan söylemiş bize. Şehzade İbrahim'i de idam ettiğine inanmyorum. Belki de kaçırdı ağayım. Sakladı bir yere. Hanedan sizden devam etmeyecek. Kardeşleriniz... Onlardan biri çıkacak tahta. Size rağmen çıkacak. Seninle konuşmanın vakti geldi Murat. Çık dışarı, bizi yalnız bırak. Hiçbir yere gitmiyorum sultanım. Zira sizi hünkârımla yalnız bırakmak hayli tehlikeli. Edepsiz melun. Yaptıkların yanına kalacak sanıyorsun. Hesapsız cüretinin sebebi bu. Hünkârım.
Şu cihana hükümdar olmak, yalnız olmakmış meğer. Emrindeki ağaların, paşaların, haremdeki cariyelerin hepsi sahip olduğun kudretten bir pay almak için yanında dururmuş. Kalabalıklar içinde ruhuna dokunan tek bir nefes dahi bulamazsın. Ben de yalnızdım. Ta ki onun sesini işitene kadar. Dirahşan oldu gördüm. 5 hilal üzere bir hurşit. Bağışlayın hünkârım. Geldiğinizi fark etmedim. Ne kadar güzel çalıyorsun. Adın ne senin? Musa hünkârım. Enderun'da Musa Çelebi derler bana. Musa Melek Çelebi. Şu dünyadaki sırrım. Sırdaşım. Can yoldaşım. Yol arkadaşım. Sonraki günler, aylar, seneler boyunca hiç ayrılmadık. Kitaplar okuduk. Şiirler yazdık. Ey güneş gibi eşsiz olan dost, gel. Senin güzel yüzün olmadıkça bağda da yapraklar sarı sarıdır. Gel dostum, gel. Dünya sensiz tozdur toz. Şu meclis, şu neşe. Şu zevki alem sensiz boştur boş. İleride kazanacağımız zaferlerin hayaliyle talimler yaptık. Güçlü olmalıydık zira. O güne hazır olmalıydık. Ben Cihan Devleti'nin idaresini devralacaktım. O da benim Vezir-i Azamım olarak her daim yanımda olacaktı. Neden durdun? Hünkârım, omzumda öyle büyük büyük taşıyorum ki yüzünüze bakmaya hicap duyar oldum. Gizlediğim bu sır her geçen gün sizden ırağa atıyor beni. Sen benden ne saklayabilirsin ki Musa? Söyle hadi. Neymiş o sır? Ben Enderun'da henüz kendi halinde bir talebeyken Kösem Sultanımız çağırdı bir gün. Hocalarım tavsiye etmiş meğer. Vardım yanlarına. Sizinle tanışmamı istediler. Vazifemse sizi devlet işlerinden uzak tutmaktı. Sen neler diyorsun Musa? Siz bana hak ettiğimden büyük bir lütuf bahşettiniz. Dostunuz, yoldaşınız saydınız beni. Hayallerinizi paylaştınız. Sizi tanıdıkça size olan hürmetim, hayranlığım katlandı. Kösem Sultanımıza verdiğim sözün bir hükmü kalmadı. Zira sizin ne kadar adil ve kudretli bir padişah olacağınızı gördüm.
Size bunu daha evvel söylemeliydim lakin... korktum. Sizden mahrum kalmaktan korktum. Ne olur bağışlayın beni. Affınızı esirgemeyin bu aciz konumuzdan. Bağışladı mı? Zira ondan yana bir şüphem yoktu. Bana olan sadakatinden, sevgisinden emindim. Fakat o gün söyledikleri kalbimde derin bir yara açtı. Öyle ki hala açık. Hala kanıyor. Valideme karşı şüphe duymaya başladım. Validem. Hoş geldin aslanım. Geldiğin iyi oldu. Tasdik etmen gereken evrak var. Bugün divan toplanıyor. Acem seferinden mütevellit, Şark hududundaki beyliklere bazı tayinler yaptım. Ben de bu hususta konuşmak istiyordum sizinle. Senelerdir benim yerime devleti idare ettiniz. Size ne kadar şükran duysam az. Saltanat naibesi olarak vazifem bu. Lakin artık büyüdüm. Bugünkü divana ben katılacağım. Zira saltanatı devralma vaktim geldi. Üzerinizdeki yükü alacağım. Muradım, aslanım. Demek büyüdün ve saltanatı devralmak istiyorsun. Ben bunu istemez miyim? Elbet isterim. Tahtında sağlam durup cihanı idare ettiğini izlemek. Fakat kolay değil. Dünyayı yönetmek dünyanın kendisinden daha zor. Eğer güçlü değilsen altında ezilirsin. Ecel terleri dökmüştüm. Validem kızacak, bağıracak sandım. Oysa o gülümsedi. Bağrına bastı beni. Fakat sende bu kudret mevcut. Destek oldu. İlk divanıma katıldım böylece. Bir padişahın mesuliyetlerini taşıyacaktım artık. İnanıyordum, yapabilirdim. Büyük kararlar aldım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ta ki kafesin ardında onun gözlerini görene dek. Ne safmışım. Validem gönlüm eylemiş sadece. İstediğim hiçbir şey yapılmadı. Verdiğim hiçbir emir yerine getirilmedi. O gün anladım. Tahtta ben değil, validem Kösem Sultan oturuyordu. Yemin ettim, ne pahasına olursa olsun bu nizamı değiştirecektim. Lakin bedeli ağır oldu. Ne vakit baş kaldırsam, idareyi devralsam canımı yaktılar. Hem de en yakın adamlarıma, sevdiklerime saldırarak. Musa'yı aldılar o gün benden. Ben onu kaçtı, canını kurtardı bilirken... meğer yakalamışlar onu. Validem teslim etmiş bizzat. Asi sipahilerin önüne atmış. Zorbalar katletti onu. Bin parçaya böldüler gövdesini. İşte o gün Musa'mı kaybettim. Ve Firavun'umla baş başa kaldım.
validemle. Doğruyu söyle bana. İbrahim meşru mu? Hüseyin Paşa da senin tarafına geçmiş. Yalan söyledi bana değil mi? İdam etmedi. Sen hanedanımıza girmiş bir hastalıktan ibaretsin. Seni vücudumuzdan atmak için ne gerekiyorsa yapacağım demiştin. Gerekirse hanedanı yok ederim. Yine de devleti sana bırakmam demiştin. Asırlardır cihana hükmeden bir hanedanı yok edecek kadar nasıl nefret ettim benden? Şükürler olsun ki başaramadın. Doğru. İbrahim yaşıyor. Niçin yaşıyor halde? Okumadan imzalayacağı evraklar için mi? Ona da aynı acıları yaşatıp hayatını cehenneme çevir diye mi? Onun da ölümü şu hayatta en sevdiği, en güvendiği yerden, validesinden gelsin diye mi? Niçin yaşıyor halde söyle. Sen ne yaptıysan kendine yaptın. Korkuların ve zaafların esiri oldun oğlum. Sonra acısını hepimizden çıkarmak istedi. En başta da benden. Kasım öldüyse, İbrahim yaralıysa, sen bu haldeysen, evet benim kabahatim büyük. Fakat ben her şeyi sizin için yaptım. Sizi göremediğiniz tehlikelerden korumak için yaptım. Benim göremediğim, tahayyül edemediğim tek tehlike sendin vardı. Sana olan sevgim ama etti beni. Onca vakit uçuruma sürmüşüm ben meğerse matımı. Şimdi o uçurumdan hep birlikte sürükleneceğiz. İbrahim'i bulacağım. Soy kesilecek. Benden sonra Kırım Hanedanı'ndan, hanzadelerden biri tahtıma geçecek. Bunu yapamazsın. Buna kudretin yetmez. Asla müsaade etmem. Asla.